başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık yüreğinde. Bir masalla başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık. Havalar olağanüstü bir program olacak. İnanılmaz güzel iki, ama her şeyden önce Adel var huzurunuzda. Bir küçük beyin, büyümüş de küçülmüş. Adelciğim hoş geldin. Ben buradayım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla İngiltere'den geldiniz. Ben aslında sözü size bırakmak istiyorum. Bu kadar güzel özveriyle böyle çocuklarla iç içe çok güzel bir festivalin başlangıcı ve bugün buradasınız. Ben sizi
ağzınızdan duymak istiyorum ve bizi izleyen her neredeyse konuklarımız, izleyicilerimiz. Buyurun. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için böyle bir programa. Tabii biz Adele'le geldik. Çünkü bu evet. Festivalimizin, Çocuk Hakları Festivali şirketimiz Mitoshiko Company Limited. Şirketimizin her yıl yapmayı planladığı birinci festivalimiz bu, Çocuk Hakları Festivali. Bu ilk kez yapılıyor. Evet, ilk kez. Zaten şirketimiz yeni, 5 aylık bir şirket. İngiltere kayıtlı bir şirket. Fakat biz burada faaliyet gösteriyoruz. Evet. Daha çok dijital ve metaverse konularında çalışma yapmayı planlayan bir şirket olarak yola çıktık. Fakat bu yolda giderken benim zaten İngiltere'de büyüdüğümden dolayı Orada doğdum, büyüdüm ben. Son yıllarda buradayım aslında, sürekli buradayım. Öyle yani mi? Yeni gelmiş sayılmam. Fakat şirketlerin tabii ki faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmeleri bizim temennimizdir. Fakat bunu yaparken de topluma geri bir şey vermelerini istiyoruz şirketlerin. Ve biz buna örnek olmak istedik şirket olarak. Toplumsal sorumluluk politikamızı geliştirdik. Ve ilk olarak da çocuk dostu kentler, çocuk dostu mekanların olması için bir farkındalık yaratmak istedik. Bu çerçevede Adele'le de birlikte ve Adele... Yani Mavi Elma. Mavi Elma okulu Adele'in. Ama bizim şirketimizin bir çocuk komitesi vardır. Festival komitemiz çocuklardan oluşmuştur. Adele onları temsilen buradadır. Ama Mavi de var. Renklerin cümbüşü. Farklı farklı çocuklarımız var. Çok güzel. Evet. Zaten her çocuk bir renk değil midir? Evet. Bir çiçek değil midir? Ve geleceğimiz değil midir biz büyüklerin? Evet, buyurun. Ve bu festivalde bizim yapmak istediğimiz çocuk hakları ile ilgili toplumda belli bir farkındalığın olmasını sağlamak. Bununla ilgili bir eğlenceli bir gün düzenledik. Çok zengin bir gün olacak. Nerede 18 olacak? Haziran'da olacak bu Nerede festivalimiz. Nerede olacak? Peki şehir olarak? Özgürlük Milli Parkı'nda. Alsancak'ta. Alsancak Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Sağ olsun onlar bize bütün bu imkanlarını verdiler. Bununla birlikte birkaç sponsor şirketimiz var. Ana sponsor tabii ki kendi şirketimiz Mitoshiko Limited. Evet. Fakat her şirketin, ülkemizde çalışma yapan, iş sahibi olan herkesin, her şirketin sosyal sorumluluk politikası geliştirmelerini istiyoruz. Çünkü hepimiz eminim sorduğumuz zaman çağdaş bir toplumda yaşamak istiyoruz. Elbette. İnsan hakları diyorsak herkes insan haklarının saygıyla anıldığı, gösterildiği bir ülke, bir toplum istiyor. Çok Ama doğru. bunun ne anlama geldiğini sorduğumuzda pratikte görüyoruz ki çok da kavramamışız bunu. Evet. Özellikle biz çocuklarla birlikte görüştüğümüz, konuştuğumuz zaman çocuklara imkanları sunan bir toplum veya doğru mekanlar, çocuk dostu mekanların olmadığını görerek ülkemizde yeterli yok, yeterli mekanlar yok. Bu bir başlangıç ve bu bir başlangıçtır ve şirketlerin yeni bir kuruluş olarak birçok kuruluşun ön yol haritalarını belirlerken mutlaka bunu da gündemlerine koymalarını istiyoruz. Yani bir mekan yaratırken çocuk dostu yeri olmasını istiyoruz ama çocuk dostu derken de çocuk dostu mekanlar istiyoruz, çocuk dostu kentler istiyoruz. Ama aynı zamanda kadın dostu, engelli dostu, yaşlı dostu kentler, çağdaş kentler istiyoruz. Bunu başarırsak, zaten bunu biz istiyoruz ki belediye başkanlarımız bu soruyu sorsunlar. Ben kendi belediyemin çocuk dostu, kadın dostu, engelli dostu olmasını istiyorum dediği zaman ne anlama gittiğini kendileri bir düşünsünler. Bununla ilgili örnek kentler var dünyada. Doğru. Bu örnek kentler neler yapıyor ve çocuk dostu veya kadın dostu olarak anılıyorlar. Ona bir baksınlar. Ve kendileri de bu statüye, bu mevkiye ulaşmak için yani uluslararası tanınmış logoları var bunun. Yani Doğru. ben bir çocuk dostu kentte yaşıyorum dediğinde bunun bir logosu var ama onun gitmek için de bir yol haritası belirlemek lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Biz şirket olarak da danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Bu hizmeti yani nasıl çağdaş kentler yaratabiliriz konusundaki uzmanlık alanlarımız olan konularda belediyelerimizi ücretsiz bir şekilde bilgilendirme ve onlara destek olma taraftarıyız. Ve bu çerçevede aslında yola çıktık ve birinci olarak da çocuklarla birlikte çocuk dostu kentlerden bahsediyoruz. Çok doğru. Ben Adele'in fikirlerini de almak istiyorum. Çünkü bizim geleceğimizdir çocuklarımız. Adel'cim sen ne söylemek istiyorsun? Okulun adına, kendi adına. Az önce yaşını sordum. Henüz 5,5 yaşındayım dedi.
Peki ne anlatmak istiyorsun? Bak bütün herkes seni izliyor kameradan. Ne söylemek istiyorsun? Nasıl bir dünya istiyoruz Adelciğim? Çocuk dostu. Evet. Peki bununla ilgili var mı fikirlerin? Yani çocuk dostu tabii ki olmalı. Çünkü bizim geleceğimizdir. Siz bizim geleceğimizsiniz. Oy kıyamam. Neler görmek istiyoruz? Gittiğimiz mekanların daha çocuk dostu olmasını istiyoruz. Evet. Yaşadığımız ülkenin, toplumun daha güvenilir olmasını istiyoruz. Çocuklarımız arabaya bindiği zaman kemerlerini bağlamasını istiyoruz. Evet. Yetişkinlerin çocuklarımıza baktığı zaman onları sadece birer çocuk olarak değil, birer kişi olarak görmelerini istiyoruz. Evet. Belli haklarımız var bizim değil mi? Çocuklar olarak. Evet. Ve biz bunları dinlemek istiyoruz. Yani çocukların haklarını dinlemek istiyoruz. Değil mi Adel? Evet. Başka? Başka ne söylemek istiyorsun? Bak şimdi o kadar çok böyle güzel yürekli insanlar seni kameradan izliyorlar, televizyondan izliyorlar, sayfalardan izliyorlar. Ya bugün eminim senin içinde çok güzel düşünceler vardır. Ne söylemek istiyorsun? Yoksa seni böyle yanıma mı alsam acaba? Tamam, peki. Evet, yani çocuklarımız... Her anlamda bizim istediğimiz, yani çocukların da dahil olduğu bir toplum istiyoruz. Yani kararları alırken, yetişkinler çocuğa meclise saygı. Girip kararlar alırken, çocukları da dinlemelerini istiyoruz. Çocukların da fikirlerini almalarını istiyoruz. Son yıllarda bazı belediyelerde bunu görüyoruz. Yani çocuk komiteleri falan oluşturdular, çocuk meclisleri oluşturdular. Evet. Ama bunu biz göstermek istemiyoruz. Yani işte çocuk meclisi vardır. Oradan çıkan sesleri duymaktır önemli olan. Biz eylem istiyoruz. Gerçekçi evet. olmalarını. Evet. Değil mi? Yani çocuğu yetiştirirken ona temiz çevreyi öğretmek gerekir. İşte az önce söylediğiniz gibi arabaya girdiği zaman kendi kemerini bağlamasını. Yani her şey zaten bir çocuğun başarısı demek anneden babadan gelmedi. Sonra öğretmenlerinden gelmedi. Ama önce ana rahminde başlar eğitimler. Bugün zaten çocuklar bizim geleceğimiz değil midir? Evet. Bizim güneşimiz, ayımız, yıldızımız. Değil mi Ademciğim? Evet. Evet. Peki okulun senin çok güzel bir ismi, okulun ismi mi? Yoksa sınıfın adı mı? Mavi Elma ve şu anda sen mavi bir koltuğun üzerinde oturuyorsun. Bu kadar tesadüf müdür, nedir? Sonra bizim duvarlarımız mavi. Evet. Tesadüf mü sence? Bilmiyorum. Peki okulunu çok mu seviyorsun? Hı? En çok hangi öğretmenini seviyorsun? Nurhan. Oradan, buradan bir selam söyle, el salla. Şöyle. Çok seviyorum seni öğretmenim de. Çok seviyorum seni öğretmenim. Of, felaket. Evet, yani çocukların fikirlerini almak. Şimdi birçok dünyanın birçok ülkesini işte fırsatımız olmuştu, gezdik. Gördük yani dünyada çocuk dostu şehirler diyebileceğimiz, kentler diyebileceğimiz ülkeler var. Ve bunları izlediğimiz zaman niye çocuk dostu olarak biliniyor dediğimizde baktığımızda rengarenk sokaklar görüyoruz. Rengarenk doğru. evler, veya mekanlar duvarlar. Görüyoruz. Çocukların mutlu oldukları, mutlu olması için uğraş verilen köy, şehirler görüyoruz. Doğru. Parklar görüyoruz. Ve dolayısıyla onlar düşünülerek planlanmış. Dolayısıyla bir ülkenin, bir şehrin, bir kentin planları yapılırken mimarı, mühendisi, müteahhiti hepsi bunu ki düşünmesi lazım. Ki o kadar çok mimarlarımız vardır, mühendislerimiz evet. Kıbrıs'ta. Çünkü okuma oranımız %90'dır. Ve herkesin kalbinde güzellikler yatıyor. Herkes elini bu taşın altına koymalı bence. Bunun üzerine müsaadenizle ben bir şey anlatmak istiyorum. Ben nacizane köşe yazarlığı da yapan bir sanatçıyım. Ve zaman zaman çok, zaman zaman değil de sık sık araştırıyorum. Kim nerede ne yapıyor? Hangi ülke renklidir? Hangi ülke fakirdir? Veya duvarlar güzel mi? Çevre güzel mi? Deniz önemsiyorum, denizleri önemsiyorum, ağaçları önemsiyorum. Geçen gün şöyle bir YouTube'da şöyle bir görsel, 90 yaşında bir hanımefendi köyünü A'dan Z'ye kadar
motif yapmayı öğrendi ve bütün duvarları çiçeklendirdi. Bunun üzerine ne söylemek istiyorsunuz? Bakın 90 yaşında bir hanımefendi, evet. Köyün ismi aklımda kalmadı ama hayatını şöyle adadı ve dedi ki ben bu köyü çiçeklendireceğim, duvarları çiçeklendireceğim, sokakları da artık herhalde orada yaşayan insanlar da gerçek çiçeklerle caddeleri yerleştirirler. Bunun üzerine ne söylemek istiyorsunuz? Benim gözlemlediğim, hepimizin de eminim gözlemlediği son yıllarda mutsuz toplumların oluştuğudur. Yani birçok sıkıntıları olan toplumlar, ekonomik olarak kriz içerisinde olan ülkeler. Ama sanki gülümsemeyi unutmuş ve çocuklarımıza unutturmuş gibi. Ve bu dediğiniz aktiviteler, yapılan ülkelerdeki aktiviteler aslında gülümsetiyor insanı, mutlu ediyor. Yani evinden çıktığın zaman gülümseyerek çıkmak, baktığın zaman doğru mekanları görmek, doğru mesajlar almak ve bunlar karşısında gülümsemek çok daha güzel bir toplumun olduğunu gösterir. Ve bunu alıştırmamız lazım kendimize. Doğru. Yani o mutsuzluğa kapıldık ve gidiyoruz. Umutsuzluk ve mutsuzluk bir arada gidiyor aslında. Hiçbir zaman çocuklarımızı umutsuzluğa kaptırmamamız lazım. Çok doğru. Çocuklarımızı dinlediğimiz zaman hayalleri vardır. Dolayısıyla benim demin bahsettiğim çocuk dostu kentler, işte bu tam da bu faaliyetlerin olduğu, pozitif anlamda çocuklara mesaj veren çalışmaların olduğu ve onlara hayallerinin gerçekleşebileceği bir dünyanın olabileceğini göstermemiz gerekiyor. Bir kere hayal etmek her insanın hakkıdır. Ne kadar çok hayal edersek evet. O denli başarıya ulaşırız. O denli güzellikleri yaratabiliriz. Ve her insanın bir görevi vardır. Önce kendi bahçesinden başlarsa, kapının önünü temizlerse, evet. Eminim arka bahçeyi de temizler. Ve kirlilik diye bir şey kalmaz ki bizler zaten çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Beni en çok üzen nedir biliyor musunuz Hasan Beyciğim? Hani böyle dış ülkelere gidiliyor ya, bizden acizane çok 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 ülke geziyoruz, çok gözlemliyoruz. Ama bizim ülkemiz o kadar cennet, o kadar temiz bir coğrafyaya sahibiz ki neden bazen eleştiriliyor? Bir kere eleştirmek yerine yapıcı olalım. Caddelerimiz güzel. Tamam, bir takım eksikliklerimiz vardır. Yok değildir. Ama biz söyleyerek onları düzeltebiliriz, güzelleştirebiliriz. Ama her gittiğimiz ülkeyi gördükten sonra işte o ülke çok temizdi. Benim ülkem çok çirkin, çok kötü. Bunlar yanlış değil midir? Bir kere bu özgürlüğü siz İngiltere'de yaşıyorsunuz. Ben de çok iyi biliyorum İngiltere'yi. Bu özgürlük var mıdır İngiltere'de? Bu Kıbrıs'ta olan özgürlük. Şu anda dediğiniz gibi yani ülkemize baktığında potansiyel olarak çok ciddi bir güzelliğe sahip, doğal güzelliğe sahip ve bize mutluluğu vermesi gereken, verebilecek potansiyele sahip, evet. Bir ülkedir. Ama sanki görmüyormuşuz gibi. Ben bazen İngiltere'den geldiğimde eskiden böyle bir kasabadan bir şehre geçtiğimde uzun bir yolculukta 4 kez, 5 kez durduğum olur. Böyle kuru bir toprağın arasından sıvrılmış bir çiçeği görmek, yani o güzellikleri de fark etmeyi öğrenmiştim ve seviyordum. Evet, evet. Ama bunu görmeden yaşayan insanlar var. Yani mutluluğu etrafındaki güzellikleri görmeden yaşayan insanlar var. Anlıyorum, ekonomik olarak tabii ki sıkıntılar insanları her zaman umutsuzluğa itebiliyor ve çaresizlik içerisinde bir yaşam mücadelesi veriyor. Ama bundan kurtulmanın başlangıç noktası önce kendinden başlaman lazım. Doğru. Yani kendinden sonuçta bir sormak lazım. Yani beğenmediğimiz, sevmediğimiz, bizi mutsuz eden şeylerin sorumluları içerisinde sorumluluk ararken kendimizde de bunu görebilmemiz lazım. Yani aramamız lazım. Hata insan önce kendinde bulmalı bence. Çünkü mutluluk, güzellik insanın kalbinde yatıyor. Evet. Siz uyandığınız zaman o güneşi, o günü kucakladığınızda hele hele sağlıklı uyandıktan sonra neden şikayet edesiniz ki? Herkes zaten bir dar çerçeveden geçiyor, bir dar pencereden. Bugün baktığımız zaman ekonomi dünyada zaten aldı başını gidiyor. Eski Londra mı yok, eski Almanya mı, Berlin mi yok, eski Amerika mı yok. Zaten dünyada bir dar boğazdan geçiyor bütün halk. Dar boğazdan neden geçiyor? Çünkü eskiden 6 milyara yetiyordu, şimdi olduk 8 milyar. Ama şu gerçek de var, onu da görmemezlikten gelemeyiz. Paylaşmasını bilmiyoruz. Doğru. Çünkü
Şimdi dediğin sıkıntılar herkes için geçerli olsa diyecek ki dünyanın içinde bulunduğu durumdur. Halbuki bu durumda zenginliğini daha da zenginleştirenler var. Maalesef. Bir de fakirlikten daha da fakirliğe gidenler var. Aradaki evet. uçurum bayağı büyüyor. Doğru. Ve aslında adaletsiz olan, bunu yani bizi mutsuzluğa iten ve umutsuzluğa iten budur, bu görüntüdür. Çünkü görüyoruz yani bazı kişiler istedikleri her şeyi yapabiliyorlar. Maddi imkanları sınırsız. Hı-hı. Bazı insanların da masaya koyacak ekmek parası yok. Maalesef. Ve biz bunu değiştirmemiz lazım. Yani daha adil bir dünya, eşitliğine... daha güzel bir dünya ve bunun evet. işte çocuklarımız bu açıdan çok çok önemlidir. Çok çocuklarımız doğru. bunun farkındalığı içerisinde büyümeleri lazım. Daha adil bir dünya evet. için kendileri de mücadele vermeleri lazım. Ama her şeyden önce dediğim gibi biz şu anda kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım her biz anlamda. Biz büyüklere görev çok çok büyük evet. görevimiz vardır. Yapacak ben çok işimiz eğitim var. Veririm arada bir böyle iş sahiplerine veya iş çalışanlara. Eğitim hangi bazda? Kurumsallaşma konusunda harika. Olsun veya insan hakları üzerinde hı-hı. olsun. Birçok konularda sivil toplum örgütlerinden çok gelen güzel. Biri olarak da sivil toplum örgütleriyle de çalıştım. Bazen sorduğum sorulardan bir tanesi budur katılımcılara. 30-35 kişilik gruplara sorduğumda mesela çevreyle ilgili hepsi olumsuzluk görmek istemiyorlar. Yani kimsenin çöp atmasını görmek istemiyorlar. Doğru. Ama benim düşündüğüm şu. En duygusal yanım çevrecilik ve ağaçlandırma. Beni evet. çok üzüyor. Ama ben sınıfta sorduğumda hepsi mesela 35 kişi katılsıysa 35'i de karşıdır buna. O zaman mümkün mü oraya katılan 35'inin de çöp atmamış olması? Yani birileri atıyor. Demek ki insanlar önce kabul etmeleri lazım. Yani bir yanlışta evet. kendilerinin de payı hatta olduğunu görüp kabul etmeleri lazım. Kendinde bulmalı. Önce hani derler ya iğneyi kendine batır sonra çuvaldızı. Evet. Çünkü hatalı olan büyükler değil midir? Ama küçükleri işte biz bu konuda çok eğitmemiz gerekiyor. Eğitmemiz gerekiyor. Evet. Çevre dostu olmaları evet. ki zaten Adel. Evet. Adel de dediğim gibi demin bahsetmiştim. Bizim bir şirketimizin çocuk komitesi vardır. Evet. Adel Safiye, Mavi... Yönetim kurulunda. Evet. Aferin evet. sana, aferin. Birçok konuda biz onların düşüncelerini alıyoruz. Yani şirket olarak yol haritası belirlerken, hı-hı. iş hayatımızda bile yol haritası belirlerken, onların görüşleri, taze bir görüşleri vardır. Gençlerin, üniversite gençlerinin, bizim şirketimizin takip ettiği yol haritasına büyük katkıları oluyor. Her insan bir beyin değil midir? Evet. Bir güç evrendeki zaten en büyük... En yüce ve en güçlü beyin insan beynidir. Sanat alemi bırakın bilgisayarları. Evet. Yeter ki insan o içindeki cevheri hissetsin, bulsun ve yolunu ona göre çizsin. Arzu eder misiniz bir Kıbrıslı çok sevdiğim bir sanatçı dostumun şarkısını dinleyelim mi? Biraz mola verelim dinleyelim mi? Hadi. Dinleyelim. Dinleyelim mi? Sevcan Çerkes. Çok yönlü bir sanatçı. Bir dinleyelim bakayım ne yapıyor, bize ne söyleyecek. Bu sevgi
içten sayarsın çünkü adıdır aşk. Kıskanıp paylaşamazsın, unutamaz hep onu ararsın ama yine de pişman olamazsın çünkü adıdır aşk, çünkü adıdır. Yazılır. Evet, Adelciğim çok mu sevdin? Sevcan Çerkesi. Çok güzel şarkı değil mi? E bütün ülkeyi gezdi zaten. Evet. Bütün ülkeyi bisikletle gezmiş. Ama işte şeyi gördük orada, ülkemizin o güzelliğini. Keşke kimse böyle çöp falan atmasa oralara ve ülkemiz hep güzel kalsa, olur mu? Sen de söylemek istiyorsun. Hani böyle çöp atıyorlar ya sokağa. Ayıp değil mi? Ayıp, ayıp. Çok ayıp. Kameraya bak ve söyle. Çöp atmayın. Çok ayıp. Çöp atmayın. İşte böyle yap. Çok ayıp de, çok. Çok ayıp. Ülkemizi hissetmeyeceksin. Ay canım. Evet, 18'inde yanılmıyorsam. Yönetmenim, biraz böyle VTR'den getirebilir misin bize o görüntüleri? Biraz bilgi sunalım bize. Evet, 18 Haziran'da dediğim gibi 3 ile 10 arası farklı farklı eğlenceli faaliyetler olacak, hikaye kitapları okunacak, spor çalışmaları olacak çocuklar için, resim boyamaları olacak, müzik ve danslar olacak. Yani çocuklar aslında hayal ettikleri bütün o nasıl eğlenceli bir gün yaparız sorusuna verdikleri bütün cevapları o gün hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel. O gün Adel tabii ki hem eğlenmek için gelecek ama hem görevli çocuklar arasındadır. O gün görev alıyorlar değil mi? Peki görevini kendi anlatabilir misin? Yani sen anlatabilir misin bize? Senin görevin ne o gün? Nedir? Henüz bilmiyorum. Gelen misafirlerimizi karşılayacaksın. Çocuklara evet. Nerede, neyi, nasıl yapacaklarını göstereceksin değil mi? Evet. Hoş geldin yani, diyeceksin. Evet. Keşke burada olabilseydim, seve seve gelecektim. Böyle bir arkadaş edindim, Adel. Bırakır mıydım ben seni ama? Başka bir yıl inşallah. Her yıl yapacağız değil mi? Evet, kesin geleceğim zaten. Seneye bir o kadar daha boyumuz uzacak. Değil mi? Evet, ama seneye yine ilkokula gitmiyoruz. 5,5 yaşındayız. İlkokula başlıyorum söyle. Başlıyorsun ilkokula değil mi? Başlıyorum. Seneye başlıyor musun? Seneye bile değil. Ne zaman? Eylül'de. Bu ay. Eylül'de değil mi? Değil. Eylül'de okul bitiyor şu anda gittiğin. Okul bitecek. Ondan sonra Eylül'de. Hayır, Eylül'de değil. Haziran'da. Öyle mi? İlkokula başlayacaksın. He, yaz okulu var. Yaz okulu var. Yaz okuluna sonra başlayacak. İlkokul. Evet. Hadi. Biliyor musun sen Adel ismi dünyada ne kadar ünlü olduğunu? İngiltere'de yaşayan bir sanatçı var. Bilgin var değil mi? Onu biliyorum ama hiç şarkısını bilmiyorum. O zaman şöyle yapacaksın.
YouTube'a Adel yazacaksın ve dinleyeceksin. Anlaştık mı? Ama annenden izin alacaksın. Annen yapacak bunu, sen değil. Anlaştık mı? Niye? Ya işte YouTube kanalına giriyorsun, Adel yazıyorsun. Yani anneciğim yazıyor veya babacığım. Ve sen o şarkılarını dinliyorsun Adel'in. Ha, bilgi açısından. Çünkü çok güzel bir ismin var. Değil mi? Peki. Evet, oldukça renkli olacak. Alsancak Belediyesi. Evet, Alsancak Belediyesi bize bütün imkanları verdi, yardım ediyor. Organizede bayağı çalışma yürüttük, hazırlıklar yaptık. Heyecanla bekliyoruz 18 Haziran'ı. 18 Haziran dopdolu bir eğlenceli ama farkındalık yaratan, çevre temizliği konusunda olsun, çocukların hakları ile ilgili olsun, çocuklarımız tişörtler giyecekler, çocuk tişörtler üzerinde mesajlarımız olacaktır. Aa, süper. Evet. Çünkü biz diyoruz ki sadece ülkemizde değil, bütün dünyada her çocuğun eğitim hakkı vardır. Doğru. Eğlenme fikir hakkı vardır, hakkı mutlu var. Olma hakkı vardır, fikirlerini ifade etme hakkı vardır. Hı hı. Yaşadığı ülkede, her ülkede söz hakkı vardır. Yani çocuk da olsa söz çok hakkı vardır. Doğru. Ve bizim de temennimiz siyasilerin, yetişkinlerin bir kulaklarını böyle aşağı doğru tutsunlar. Aşağıdan gelen o sesi dinlesinler. Değil mi? İstiyoruz. Çünkü bazen büyükler dinlemiyor çocukları. Değil mi? Doğru. Ben işte nacizane sık sık spor yapmaya çalışan bir insanım. Geçen gün spor salonumun önüne arabamı park ettim. Bir hanımefendi çıktı. Dedi ki, buraya dedi arabanızı park etmeyin dedi. Yasaktır dedi. Pardon dedim hanımefendi. Yol sizin mi? Yok dedi, müşterilerimiz dedi dükkanımızın önünde arabalarını park ederler. Hanımefendi dedim, o kadar tatlı dillisiniz ki dedim. O kadar güler yüzlüsünüz ki dedim. Ben dedim, müsaade edin arabamı buraya park edeyim. Ben dedim, kendi mağazanızı işte dükkanınızın resmini çekiyorum. Her cuma nacizane işte program yapıyorum Ada TV'de. Ben onu yayınlayacağım ama ne yazık ki ismini unuttum hanımefendinin. Şimdi işte VTR'den geldi mağazanın ismi, dükkanın, küçük bir dükkan, küçük bir işletme yeri. Ve söz verdim hanımefendiye, dedim ki bir sonraki gelişimde mutlaka geleceğim, sizin iş yerinize oturacağım, bir çayınızı, bir kahvenizi içeceğim ve dost edindim. Bakın ne kadar güzel bir duygudur. Bir insanın size engel olurken onu böyle kalbinizle kucaklamak ve sonuçta dost edinmek. Evet. Benim de felsefem budur. Evet. Biz de zaten onu diyoruz. Yani son yıllarda demin de bahsetmiştik. Birçok sıkıntı yaşıyor insanlar. Ve birilerine patlamaya hazır durumda oldukları Doğru. için en yakında buldukları kişiye patlıyorlar. Doğru. Halbuki iletişimi daha iyi becerebilsek, daha güzel sözler kullanabilsek çok, doğru. çok daha sorunları da birlikte çözeriz aslında. Aynen. Yani bir insana parlamak ne haddimize, kimin ne haddine? Evet. İnsanları... Yani mesela sizin Buyurun. Dediğiniz gibi yani biz iletişimi birbirlerimize daha etkili bir iletişim kurabilsek dediğim gibi birçok sorunu çözeriz. Ben de sevmiyorum mesela yayaların hakkı olan kaldırımlarda arabaların evet. park etmesine evet. veya bir şekilde veya bir engellinin engelliler için ayrılmış bir yere başka bir arabanın park etmesi, engelli olmayan bir arabanın park etmesi biz hepimizi eminimiz rahatsız ediyor. Birkaç kişi hariç, o birkaç kişinin umurunda değil ama evet. onları öyle bir durumda bırakmamız lazım ki yani toplum bunu kabul etmediğini hissetsinler. Ama toplumumuz çoğu zaman üç maymunu oynar. Yani maalesef, gördüğü birçok şeye... Özellikle engelliler bazında zaten evet. ben çok hassasımdır. Birkaç ay önce Mr. Pound Plus'ın önünde arabam park edildi. Bir baktım başka bir araç geldi. Hem de çok böyle aracından belli varlıklı bir insan olduğu. Bir baktım hemen... Pardon, telefon çaldı, kapatmak zorunda kaldım. Bir baktım, engelli yerler vardır her mağazanın evet. önünde.
Orada da bir engelli park alanı vardı. Beyefendi dedim, burası dedim engellilere ait dedim. Neden dedim park ediyorsunuz dedim arabanızı. Önemli değil dedi. Ben zaten dedi 5 dakika ama dedim bakın bir ötede vardır yer dedi. Evet. Orası dedim engellilere ait. Hiç dinlemeden içeri girdi. Ben girdim, alışverişimi yaptım. Orada en az yarım saat durdum. Dışarı çıktım. Halen araba orada. İnsan üzülmez mi? Üzülür ve ben şeye de üzülüyorum. Mesela şahit olduğum birkaç şey, güneyden de bizim tarafa geçen kişiler olur. Ve burada bunlar hep kabul edilir deyip onlar da aynı şey yapıyor. Halbuki güneye geçtiğimizde biz bunu yapmıyoruz. Doğru. Yapılmaması, yani kendileri de yapmıyorlar. Başka ülkelerde, Avrupa ülkelerinde. Doğru. Bunlar artık olmazsa olmazlarıdır toplumun. Yani hı-hı, kabul edilmeyen davranışlar vardır. Bunu kimse yapmaz. Yani eğitim seviyen ne olursa olsun yapmazsın. Çünkü sıfır tolerans var bunlara. Ama bizim ülkemizde yanlışa sıfır tolerans değil, bayağı tolerans var. Ama sorduğumuz zaman da herkes şikayetçi bir konuda. Evet. Çöpleri gördükleri zaman işte keşke atmasalar falan diyorlar ama bir şey yapmıyoruz. Halbuki güçlü bir ses çıkarsak o yapanlar artık hem bu iş. Hem güçlü ses hem evet, nasıl ki bir telefonda konuşmak araçta giderken dünyanın evet, cezası verilir veya o sınırı ihlal edersen çok ağır ceza geliyor sana. Bence önce çevreden başlamak gerekir. Evet. Ve eğitim, yani çocuklarımızın bu yaştan, küçük yaştan bunların evet, farkındalığında olması ve kendi araçta giderken babası sürüyor veya annesi sürüyor veya bir yetişkin sürüyorsa aracı ve camını açıp bir şey atıyorsa çocuğun ona müdahale etmesinden daha utanç bir şey olamaz. Aynen, aynen. Onu yaşatalım biz onlara. Aynen, onlara. Çok doğru. Ve inanıyorum evet, bu dernekle çok büyük bir ses getireceğinize inanıyorum. Evet, ben uzun yıllar siyasette de bulundum İngiltere'de. Öyle mi? Evet. Parlamentoda bulundunuz. Belediyede bulundum. Belediyede ha, belli dönemler başkanlık evet, falan yaptım. Komite başkanlıklar falan yaptım. Ve bizim, yani ben biraz şanslıyım bu konuda İngiltere'de büyümekle. Farklı kültürler arasında büyüdük. Afrikalısı olsun, Asyalısı olsun. Yani farklı ülkelerden farklı insanların bir arada yaşadığı ve farklılıkların zenginlik olduğunu gösteren bir toplumda yaşadık. Evet. Ve bunun ülkemiz için de şu anda da görüyoruz zaten. Farklı ülkelerden, en az 30-40 farklı ülkeden burada insanların, öğrencilerin olduğunu görüyoruz. Artık burada da farklı kültürlerin müthiş bir arada olduğu. Müthiş bir renklilik oluştu zaten. Buna zenginlik olarak bakmak lazım. Tabii. Çocuklarımız bunu kucaklaması lazım. Yani buna bir şans, bunu bir fırsat olarak görmeleri lazım ki farklı kültürleri tanımalarıdır. Dil öğrenmeleri evet, gerekir. Ama bunun, yani özellikle toplumun liderleri, toplumun siyasileri bunu iyi yönlendirmesi lazım. Çünkü iyi yönlendiremediğin zaman bu toplumlar birbirlerine karşı başlarlar zıtlaşmaya, sorunlar hı-hı, yaşamaya. Ve bu sorunlar artık toplumun her bölümünü etkiler duruma gelir. Ve bunu becerebilmemiz lazım. Yani yine de bir şekilde toplumun bu farklılıklarını bir araya getirerek o zenginliği kaynaştırmamız lazım. Festivalimizde biz bunu umuyoruz. Afrikalı öğrenci arkadaşların, çocuklarının geleceği, onların da belli gösteri yapacağı, Rusların, İngilizlerin gösteri yapacağı bir 23 festival. 23 Nisan gibi Atatürk'ün dünya başlamış olduğu 23 Nisan geçmişte işte bu pandemi olmadan önce bütün uluslararası çocuklar TRT'de buluşmuyorlar mıydı? Veya evet, Türkiye'de İstanbul, Ankara, Antalya buluşmuyorlar mıydı? Umarım bu dernek sayesinde dünya çocukları ve dünya insanlarını toplayabilirsiniz. Neden olmasın? Çünkü benim gördüğüm kadarıyla çok donanmışsınız. Çok bu konuda bilgilisiniz, gönüllüsünüz. Her şeyden önce gönülle atılan adımlar sizleri ve hepimizi başarıya ulaştırır. Gönüllü olmak demek büyük büyük zenginlik demektir. Evet, yani ben şunu da diyorum, Kıbrıslı Türkler küçük bir toplum olabilir sayısal anlamda. Hı hı. Ama dünyanın birçok ülkesine yayılmıştır. Evet. Ve kazanımları vardır, tecrübe deneyimleri doğru, vardır. Bunları ülkemiz kucaklayıp ülkemizde bunun faydalarını paylaşması gerekiyor. Değerlendirmesi, doğru değerlendirmesi lazım. Hı hı. Yani bu ülkenin olması gereken yer bu değildir. Bugün olduğumuz yer değildir. Doğrudur. Çok daha temiz, çok evet, daha güzel, çok daha umut veren, hayallerin gerçekleşebileceği bir ülke olması lazım. Evet. Bir bakıyoruz şu anda.
Mesela ev satışlarından bakarsak yabancılar kapış kapış Ruslar alıyorlar. Ruslar özellikle Ruslar. İngilizler zaten yıllardır buraya geliyor. Doğru, çünkü ülkemizin değerini görüyorlar. Yani biz şu anda ülkemiz herhalde bölgede baktığımız bütün sorunlara dikkat aldığımızda huzurlu bir liman olmuş herkes için. Evet. Huzurlu bir liman. Biz bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Yani evet. Yatırımlarını yapsınlar, gelsinler. Hı hı. Fakat topluma da bir şeyler versinler. Biz dediğim gibi demin şirket olarak, Mitashiko Limited olarak biz toplumsal sorumluluk politikası geliştirdik. Ve toplumumuzla iç içe bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani daha güzel yarınların olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğiyle oynamadan onlara daha güzel bir yarın bırakmak istiyoruz. Yani onların da görüşlerini çok her zaman dinleyerek, değil mi Adel? Adelciğim, güzel bir şarkı gelsin mi Fahri Özay'dan? Hareketli mi olsun yoksa yavaş mı olsun? Hareketli. Çim çiçek gelsin mi? Olur. Tamam. Yönetmenim olur dedi Adel. Seninle yeniden doğdum hayata, bir mavi rüzgarsın ömrüme esti. Her yanın çim çiçek, dört mevsim bahar, öptüğüm teninde sevdalar yağar. İçimde güvercin şanlık çığlığa, allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Yanım çim çiçek, dört mevsim bahar, öptüm teninden sevdalar yağar. İçimde güvercin çığlık çığlığa, allanmış pullanmış bir bayram yaşar. Adelciğim, beğendin mi şarkımı? Hı? Çok güzel değil mi? Aferin sana. Adel ayrıca futbolcu, onu da söyleyeyim. Evet. Gönyeli de oynuyor. Evet.
Öyle mi? Bir anlat bakayım, ne yapıyorsun? Dün maç vardı. Dün peki kim kazandı? Ben. Biz kazandık. Aferin. Ya. Aferin. Harikasın. Arkadaşlarına selam söyle buradan. Canım benim ya. Adel'in müthiş fikirleri var aslında. Yani mesela bugün arkadaşı gelecek diye oynasınlar. Fakat bu programa birlikte katılalım dediğim anda bütün arkadaşlar düştü, buraya geldi. Çünkü bu konuya kafasını takmış yani. Gerçekten ben bu konuya duyarlıyım diyor. Evet. Ve insanların farkında olmasını istiyorum artık diyor bizim taleplerimizin, çocuk haklarını değil mi? Bütün komiteyi burada ağırlayabilir. Çok güzel olur, evet. Yani onlar müthiş bir toplantı yapmıştık biz onlarla. Bütün fikirler böyle. Belki de gelsin, oraya böyle yığılın. Dükkan sizin. Değil mi? Burası sizin. Evet, burada şey yapacağız. Çocuklar hep fikirlerini açacaklar. Bizim istediğimiz, çünkü dediğimiz gibi hem ülkemizde hem de dünyada çocukların mutlu olduğu bir dünya istiyoruz. Aynen. Çocukların mutlu olduğu şehirler, kentler, mekanlar istiyoruz. Evet, aynen öyle. Gerçekten. Yani çocuklar mutlu olursa zaten yetişkinler mutlu olur. Yani kolay değildir tabii ama her atılan adımın sonu başarı getirir. Buna inanıyorum. Olacak. Evet. Mesela biz bir de yine biz birlikte düşünceler, çocuklarla birlikte geliştirdiğimiz, bazı çocukların tabii ki imkanları, aile imkanları daha çok olduğu için daha çok çocukların oyuncakları olur. Bazılarının hayal edip alamadığı oyuncaklar olur. Biz oyuncak kütüphanesi oluşturuyoruz. Oyuncak kütüphanesi. Bu çok da güzel. Çocukların oyuncaklarını birbirleriyle paylaşmasını sağlayacak. Olur zaten. Evet. Paylaşmak. Paylaşmak. Tamamen kütüphane gibi. Oyuncağı alacak, bir hafta, iki hafta oynayacak. Kırmadan getirirse puan toplayacak. Puanlarıyla gidip kendisine bir çanta alacak veya bir hediye alacak şeyden. Deniz. Çok güzel bir fikir bu. Değil mi? Bu kimin fikriydi? Adel sen söyle bana. Kim? Konuş. Bakalım. Söyledi bize, evet dedi. Safiye var, benim bir kızım var küçük. Safiye, o, Tadel, Mavi, bunların fikirleri. Böyle hep konuşuyoruz, güzel güzel fikirler çıkıyor ortaya. Biliyor musunuz, yani bu yıllar ilerledikçe çok daha büyük fikirler gelecek küçüklerden. Tabii ki. Çocuktan al haberi boşuna dememiş atalarımız. Ben zaten öneriyorum, kurumsallaşmış şirketlerin yönetim kurullarında mutlaka bir çocuk olsun. Yani dışarıdan atama da olsa getirsinler bir çocuk. Doğru. Çünkü çocukların baktığı pencere tamamen farklı bir penceredir. Ve o pencereden bakmayı öğrenmeliyiz, dinlemeyi öğrenmeliyiz. Ve çok içtendir. Evet. Riyakarlık yok, duru dururlar. Su kadar duru ve güzel, berraktırlar. Ama büyüklere gelince yüreklerinde binlerce şeytanlık dolaşan. Hem şeytanlık dolaşır hem de ne yazık ki birçoğu sadece kara odaklanmış. Yani para yapmaya odaklanmış. Halbuki elimizin kiri. Yani şu anda dediğim gibi çocukları biz mutlu etmek için de yaptığımız işlerin çocuklar için ne anlama geldiğini, çocukların bakış açısıyla onu değerlendirdiğimizde tatmin olmaktır. Sadece para kazanmak değildir bir işi yaparken. O tatmin olma yolunda da çocukları mutlu ediyorsak daha çok tatmin oluruz. Çok doğru. Ve gerçekten alınan her fikir çocuklardan da bir yerde almak gerekir. Sormalıyız. Büyüdüğün zaman ne olmak istiyorsun? Ama değil, mutlu olmak istiyorsun dememiz gerekir. Ama atalarımızdan hep ne duyduk? Büyüdüğün zaman ne olacaksın? Hayır. Evet. Mutlu olman gerekir. Önce mutlu olmak lazım. Tabii. Evet. Ne olacağın yok öyle bir şey. Yani. Zaten her insan bir değerdir ve büyüdüğü zaman mutlaka bir kariyeri olur, bir dalda başarı sağlar. Özellikle bizim Kıbrıs'ta %90, neredeyse %100 oldu artık okuma oranımız. Zaten herkes bir dalda kendi eğitimini alır ve ilerletir. Ama biz o çocuk dünyaya geldiği zaman mutlu olmalısın diye sormalıyız, söylemeliyiz. Evet. Yani bizim çocuklardan beklentimiz, yani anne babalar görüyorum böyle okula gidiyor çocuklar. Okuldan sonra etüttür, şudur, budur. Hep eğitim, eğitim, eğitim. Halbuki eğitim sadece akademik olarak değildir. Dünyadaki o donanımı kazanmaktır. Tabii. Yani onları, mesela bu çocukların bu süreçte, bu
festivali organize sürecinde öğrenecekleri çok şey vardır. Bizim çok. Onlardan öğreneceğimiz çok şey Doğru. vardır. Ve bunlar onları daha çok donanımlı yapar. Örneğin ben Finlandiya sistemi çok benimseyen, çok beğenen bir insanım. Hayatım boyunca din, ırk benim yüreğimde. Bütün insanlar eşittir. Dinleri, ırkları yaratan yine biz büyükler değil miyiz? Evet. İnsan rengi nedir ki? İster sarı olsun, ister siyah olsun, ister beyaz, ister esmer. Hiç fark etmez. Aynen öyle. Şimdi siz bir bahçeye ektiğiniz zaman veya tarlaya tohum attığınız zaman o buğdayı ayrım mı yapıyorsunuz? İnsanlar da böyledir işte. Yani insanlar insandır, insan olmaktır önemli olan. Yoksa dediğim gibi siyahi olmuş, esmer olmuş, beyaz olmuş hiç fark etmez. Bugün Finlandiya'nın sistemini ele aldığınız zaman bir bakıyorsunuz, orada bir kere sınav yoktur, imtihan yoktur. Ve özgürce çocuklar okuyorlar, ağaca çıkarlar, bahçedeki böceği tanırlar, çiçeği tanırlar. Ama bizde çocuklar bir mekanizma gibi sürekli, böyle hani fabrikada işte ya dikiş dikiyorsun ya da bir ne yapıyorsun işte. Sürekli makineleşmiş durumdadır çocuklar. Evet. O dersten çıkıyor, o derse giriyor. O dersten çıkıyor oraya. Sonra ve sanki böyle sürekli başarı akademik olarak belli bir sınavdan iyi bir sonuç almaktır başarı. Değil işte. Halbuki başarı ben değil. Yıllarca yüksek seviyede mülakatlarda yer aldım, panel olarak yer aldım ve benim için oradaki kişinin akademik olarak bana sunduğu değildi. Onunla birlikte ne sunduğuydu, yani dünya bakış açısı, donanımı, bütün bunlar da önemli olan ve benim için birinci sırada olması gereken kişiler onlardır. O çok bilgiyle, doğru. tecrübeyle onu işe almak sana kazanç sağlayacaktır. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Adel 5,5 yaşında ve futbol oynuyor. İşte bir insan, bir anne, bir baba çocuğunu dünyaya getirdiği zaman ona aktiviteleri öğretmesi gerekir. Santranç mı olur, futbol mu olur? Sanatsal, piyano mu olur, folklorik mi olur, koro mu olur, bunlardır veya yüzücü mü olur ki var içimizde o kadar çok ödüllü sanatçılarımız, ödüllü sporcularımız vardır. Ama önemli olan bunu daha çok yaymak, yelpazeyi açmak ve daha büyük başarıları elde edebilmektir. Çünkü çocuk daha bir kendini özgür, daha bir böyle emin, kendinden emin. Çünkü her bir parmağında ya bir dil vardır, ya bir eğitim vardır veya ne vardır? Bir aktivite vardır. Daha çok sosyalleşirler ve dediğim gibi fikirleriyle yürürler. Ama anne baba baskısı ile o çocuk hiçbir başarı elde edemez. Evet, çocuklara baskılar imkanı olmaz. Tanıdığımızda yapamayacakları şey yoktur. Yani kendilerine inançları yükseldiği zaman, özgüvenleri yükseldiği zaman yapamayacakları hiçbir şey yoktur aslında. Aynen. Bizim gördüğümüz odur çocuklardan. Değil mi Adel? Adel mesela özgüveni yüksek bir çocuktur. Bugün ilk kez katılıyor ya televizyon programlarına, biraz çekindi ama söylemek istediği çok şey var onun aslında. Doğru. Biraz sonra bittikten sonra program bana diyecek, Hasan abi diyor şunu da söyleseydik keşke. Ama ben söz verdim, bütün böyle grup arkadaşlarımı alacağım seni. Söz. Yine bak Hasan Bey de gelir, size öğretmen olur, öncülük. Sonar ve sizi burada ağırlayacağım. Ama bir ay, ama iki ay, şimdi tarih söyleyemem. Ama ilerleyen süreçte mutlaka, çünkü haftada bir gün programım benim. Zaman zaman da tatile giriyor benim program. Mutlaka alacağım ben sizi. Zaten telefon var. Program ne zaman? Efendim? Bu programlar bir saat, bir buçuk saat gider. Tabii. Bu bitiyor zaten. Ya. Az bir zaman kaldı hayatım. Çok az bir zaman kaldı. Bir şey söylemek istiyorsan söyle, çok az. 15 dakikamız kaldı. Şimdi pardon. Adel'in düşündü. Şimdi diyor bitsin, bir an önce gidip arkadaşlarıma anlatayım diyecek şimdi bunu. Onlar tabii seni değil mi? İzliyor ama buradan. İzliyorlar ama anlatacak da ona tabii ki. Bir de YouTube'a yükleyeceğiz, ölümsüzleştireceğiz programı. Bilmiyorum şu an izleyerek geldi. İzliyorlar ya. Bir de şey söyler, Adel'in bir hayali var. Büyüdüğüm zaman diyor ben bir cumhurbaşkanı olmak isterim. Bunu da ne için istiyor? Toplumu değiştirsin, o güzel şeyleri, hayallerini gerçekleştirsin. Mesaj ver buradaki siyasilerimize. Söyle bakalım ne yapsınlar ülkemizi? Temiz tutsunlar. Temiz tutsunlar, evet. İşte sen benim var ya kalbimde taht kurdun, çünkü bu benim en böyle zayıf noktamı yakaladı.
tek dileğimdi Kıbrıs bir Singapur kadar tertemiz olsun, mis gibi, mis kokulu. Demin Finlanda'dan bahsetmiştiniz. Evet. Çocuk dostu kentler, ülkelerden bahsederken aslında bir lig olarak düşünürsek bu bahsettiğin ülkeler ön sıradadırlar. Kopenhagen, yani bütün özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri bu konularda bayağı yol kat etmişler. Evet, ve doğru çocuk dostu kentler yaratmışlar. Hı-hı. Benim dediğim yani şimdi bunlar yapılmışsa bizim belediyelerimize çok iş düşmez. Sadece kaldırıp kafalarını bir baksınlar neler yapmışlar, nasıl olmuşlar. Biz de onlara katkıda bulunup ülkemizi, kentlerimizi daha çocuk dostu yapacağız. Ve çocuk dostu derken de insan haklarına saygı gösterilen bir çağdaş toplum yaratacaksak kadın dostu, engelli dostu, yaşlı dostu kentler yaratalım. Şimdi bende bir fikir doğdu. Yönetim kurulu başkanına çok büyük bir iş düşüyor. Seni elinden alacak, Sayın Cumhurbaşkanım Ersin Tatar Beyefendi'ye götürecek. O makamda oturacaksın, tamam mı? Ve arzunu, dileğini dile getireceksin. Ve diyeceksin ki Sayın Cumhurbaşkanım, ben seni çok seviyorum. Dünyalar kadar seviyorum. Senden tek dileğim vardır. Bak, tek dileğim vardır. Çevremiz çok temiz olsun. Bakanlarımızla bir konuşursak mutlu oluruz. Böyle yapacağım. Mutlu oluruz bakanlarımıza öncülük yaparsan. Anlaştık mı? Hayır, başbakan ben olacağım. Cumhurbaşkanı sen olacaksın ama şimdiki hani yaşın tutmuyor ya, daha küçüksün. Sen o makama şimdiden gideceksin, gönül koyacaksın o makama ve dileğini, arzunu yerine getireceksin. Ve siyasiler ve sonra da ben, evet, sonra da ben seni televizyonda ağırlayacağım. O görüntüyü de Hasan Bey getirecek ve buradan göstereceğiz halkımıza, insanımıza. Bak bizi kaç tane ülke izliyor şu anda biliyor musun? Oo, çok. Evet. Yani biz siyasilerimizle konuştuk bazılarıyla, daha da konuşacağız. Ama çocuklar onlara konuşurken onlardan tek istediğimiz konuşmasınlar, sizi dinlesinler. Çünkü bazen insanlarda bu şey de var, yani hep konuşmayı ama dinlemeyi öğrenmiyorlar. Önce ne kadar çok dinlersek evet, o kadar lazım. Çok dinlemeyi öğrenmek lazım. Ki biz derin özellikle benim görevim. Evet. Ve felsefen iki öğrenirim, bir öğretmeye çalışırım. Yani her insanın görevi bu olmalı. Evet. Her gün iki öğreneceksin, bir öğreteceksin. Ben bugün Adel'den çok güzel şeyler öğrendim. O açıdan çok mutluyum. Sen de mutlu oldun mu? Canım, canım. Hayalleri olan çocuklar bizi sevindirir. Çünkü doğru. Ne demiştik? Her güzel şey hayallerle başlar. Doğru en temiz hayaller kimin hayalleridir? Çocukların hayalleridir. Evet. Biz onları dinlersek, görürsek, işitirsek o hayallerin ne olduğunu güzel şeyler yaratırız birlikte. Çok doğru. Çok doğru. Değil mi Alperim? Son bir şeyler söyle bakalım. Konuş. Geleceğin Cumhurbaşkanıdır Adel. Adelciğim soyadın ne? Adel ne? Adel Cemil Atıl. Anlamadım. Adel Cemil Atıl. Oo, maşallah. Çok güzel. Evet. Fikirler ne kadar güzel değil mi? İşte bütün bu fikirleri böyle ancak kucaklaşma ile gerçekleştirebiliriz. Evet. Böyle demin mi? Bahsettiğiniz gibi yani çocuklar büyürken çok şey, çok güzel kavrarlar. Biz yeter ki öğretmesini bilelim ve doğru aynen. Ortamları yaratalım. Yani farklı kültürlerin bir tehdit değil, bir fırsat olduğunu, zenginliğin fırsatı doğru. Olduğunu göstermemiz lazım. Kucaklayıcı olmalarını sağlamamız lazım. Paylaşımcı olmalarını sağlamamız lazım. Biz küçük çapta kendi şirketimiz olarak bu çalışmalara destek vereceğiz. Her türlü çalışma. Bir de şunu son olarak söyleyeyim. Tabii ki istişare içerisindeyiz şu anda ama bütün bu festivalimizin gelirini de şampiyon meleklerimize bağışlayacağız. Onu da söyleyeyim ben yani. O zaman şöyle yapalım. Yönetmenim. Mausa Limanı gelsin ama meleklerimiz de harmanlansın lütfen. Biz bunu sürekli ben hemen hemen her hafta bunu yaratıyorum. Mausa Limanı'nı okuyor. Evet. Duet arkadaşım sevgili Soyhan Bilger'le birlikte. Ve ne kadar büyük bir acıdır ki o şampiyonları kaybettik. Kaybettikten sonra sürekli harmanlattırıyorum yönetmenime. Ve Mausa Limanı onlar için geliyor. Çünkü biliyorsunuz
Hemen hemen hepsi Maosalı'ydı. Evet yönetmenim, bekliyorum. Mausa limanı
yanmaz oldu. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldu. Uyan, uyan alem, alem. Bıçak yarasına dayanmaz oldu. Uyan alem, alem uyan, uyanmaz oldu. Yedi bıçak yarasına dayanmaz. Paylaşmak en büyük zenginliktir. Bu topraklar kime kaldı ki bize kalacağız? Biz sonsuza kadar yaşayabilir miyiz? Yaşayamayız. Evet. Ama yaptığımız eylemlerle ve iz bırakarak işte bu dünyadan göç ettiğimiz zaman bu güzel coğrafyaya dokunabilmişsek ne mutlu bize. Öyle değil mi? Öyle yani yaşarken dediğimiz gibi yani paylaşmayı öğrenmek lazım. Evet. Paylaşmayı ve başkalarının penceresinden de empati kurarak bakmayı öğrenmemiz lazım. Hı hı. Ve bir şeyler vermek lazım. Yani kazanmak değildi kendimiz için sadece. Başkalarına da bir şeyler vermemiz lazım. Zaten insan dokunursa mutlu olur. Ben ona inanıyorum. Evet. Çünkü siz şu sağ elinizi evrene uzattığınız zaman sol eliniz zaten bir şekilde doluyor. Evet. Ama eğer sağ elinizde kimseye dokunamıyorsanız, bir karış toprağa, kendi coğrafyanıza veya bir insana, bir çocuğa, bu sol ele hiçbir şey gelmez ki. Belki bir anda gelebilir. Ama ne yazık ki sonra rüzgar alır götürür. Evet Adelciğim, niyetin de geldin. Ben çok mutlu oldum Fahri Özay olarak ve eminim evlerinde bizleri izleyen herkes çok mutlu oldu. Ne söylemek istiyorsun bir taneciğim? Son olarak ne söyleyeceksin bakalım? Program bitiyor. Herkesi davet edeceğiz. Söyle bakalım. Herkesi festivalimize davet edeceğiz. Canımsın. Bütün çocuklar, yetişkinlerin, herkesin bu konulara farkındalık mesajımıza ulaşmasını istiyoruz değil mi? Evet. Mesajımız çocuk dostu bir dünya, çocukların mutlu olduğu bir dünya, çocuk dostu kentler ve çocuk dostu mekanlar. Evet. Tamam mı? Bunu istiyoruz. Evet, ne iyiyettinizle geldiniz. Ben bugün sizden çok şeyler öğrendim. Eminim evlerindeki izleyen herkes çok güzel fikirler edindiler. Ne söylemek istiyorsunuz? Son olarak şunu dediğim gibi, ben tabii ki insanların başarısı bizi sevindirir. Bireysel olsun, kurumsal olsun, başarılar bizi sevindirir. Ama bu başarıları da birileri, doğru insanlarla paylaşmayı da öğrenmemiz lazım. Her şeyden önce toplumumuza yönelik bir şeyler vermemiz lazım, yapmamız lazım diye düşünüyorum. Bu yaşadığımız ülkenin, yaşadığımız toplumun daha mutlu olmasını sağlar ve kendi açımızdan da vicdanen de daha mutlu olmamızı sağlar. Bizim için önemli olan bu faaliyetleri biz yapıyoruz. Sanırım bu dönemde zaten Dünya Çocuk Günü'ydü. Birçok belediye bugün ve yarın hafta sonu güzel programlar yapıyor, eğlenceli programlar yapıyor. Ama bütün bunların, örneğin Kadınlar Günü kutlanılır, Engelliler Günü kutlanılır. Ama bunlar sadece senede birer gün olarak kutlanılmasın. Sürdürülebilir aktiviteler istiyoruz. Sürdürülebilir faaliyetlerle kalıcı şey olsun. Yani kazanımlarımız evet, toplumuza dokunsun, sürekli dokunsun ve sürekli bir şeylerin daha iyiye doğru değiştiğini birlikte görelim. Biz yapmak istediğimiz, vermek istediğimiz mesaj esas da budur. Biz çok mutlu olduk. Ada TV olarak Fahri Özay ile birlikte gerçekten çok mutlu olduk. İnanıyorum ki birçok insan bugün bizlerden çok faydalandılar ve çocuk dostluğunu sürdüreceklerine inanıyorum. Her zaman söylediğim bir söz vardı. Biliyorsunuz değil mi?
etrafınızda çok güzel insanlar olsun. Sizin kalbinize, yüreğinize, etrafınıza dokunan, size faydalı olan insanlar olsun. Mutluluğunuza mutluluk, sağlığınıza sağlık. Hoşça kalın. Hep bizimle kalın. Sizi seviyorum.
başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu o sıcacık yüreğinde. Bir masalla başladı aşkımız. Deniz yosunu gözlerinde hissettim, aşk denen kokuyu